Merhaba arkadaşlar, benim ismim Ahmet Bağ, Polat Grup Holding İnsan Kaynakları Direktörüyüm. Hacettepe İşletme mezunuyum. 1993 senesinde Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. En büyük hayalim üniversite zamanında müfettiş olmaktı, teftiş kurulunda. 1996 senesinin Ocak ayında teftiş kurulunda müfettiş olarak başladım hayatımda, Tansaş Havalimanı Şirketi'nde. Daha sonra 5 yıl müfettişlik yaptım. 1999'un sonlarında, 2000'in başlarında insan kaynakları alanında kariyerime devam etme yönünde şirket yönetiminin bana tavsiyesi oldu. Ben de bunu kabul ettim. Zaten insan kaynakları teftiş sırasında benim gördüğüm ve beğendiğim mesleklerden bir tanesiydi. Yapabileceğime inandığım mesleklerden bir tanesiydi. Bunun sebebi hem insanlarla iç içe olması, hem kendi yeteneklerimi kullanabileceğim, özellikle iletişim, sosyallik, insanlara yardımcı olma gibi özelliklerimi kullanabileceğim bir alandı. Bu nedenle şirket yönetiminin teklifini severek kabul ettim ve insan kaynakları kariyerimi 2000 senesinin başlarında başlamış oldum. Şimdi insan kaynakları birimi şirketlerde destek birimi olarak görülür. İnsan kaynakları birimi ne iş yapar diye genel bir soru sorduğumuzda basit anlamda işte herkesin bildiği şeyler, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, işe alım gibi süreçleri yürütsek de aslında insan kaynakları destek birimlerinin ötesinde doğru insanları doğru işlere alarak şirketlerin verimlilik ve gelişimlerine katkı sağlar. Yani insan kaynaklarının aslında en büyük misyonu doğru insanı almak ve doğru insanları şirketin gelişiminde kullanmaktır. Çalışanlarımız bizim için temel değerler. Bu temel değerlerimizi şirkete kazandırırken dikkat ettiğimiz temel noktalar var. En başta geçmiş geleceğin aynısıdır benim insan kaynakları felsefem. İnsanlarda baktığım, görüşmelerde baktığım temel nokta geçmişte neler başardı, geçmişte neler yaptı, hangi projelerde yer aldı, ne tür faydalar sağladı, ne tür katma değerler yarattı şirketlere, bunları anlamaya çalışıyorum. En sık karşılaştığımız cevap işe alımında, mülakatlarda standart cevapların verilmesi. Yani adayların en çok kullandığı şeyler, ben çok çalışkanım, ben çok dürüstüm, işte beni bir işe alın, ne kadar fark yarattığımı göreceksiniz. Bunlar insan kaynakları görüşmelerinde çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü görüştüğümüz herkes aynı şeyleri söylüyor. Önemli olan görüşmelerde fark yarattığınız kısımların insan kaynaklarına aktarılması. Düşünün, yarım saatlik, bir saatlik bir görüşme süremiz var. Bu görüşme süresinde kendinizi en iyi şekilde ifade etmeniz, fark yarattığınız, geçmişte fark yarattığınız noktaları belirtmeniz, işverene veya işte görüşmelerde bizlere sizin aslında ne kadar geçmişte bu işleri başardığınızı, ne kadar farklı bir insan olduğunuzu anlamamızı sağlıyor. Biz temelde buna bakıyoruz. Az önce söylediğim gibi insanlar şirketlerin verimliliklerinde temel nokta. Bizim için şirketlerin gelişimlerinde temel nokta. İnsanlar iyi olacak, insanların kafa yapısı gelişime uygun olacak, araştırmaya uygun olacak ki şirketlerin kendi gelişimlerinde de fayda sağlasınlar. Yani kendini geliştirmemiş, kendini sorgulamamış bir insanın şirkete faydalı olması, uzun vadede faydalı olması çok mümkün görünmüyor bizim görüşmelerimizde. O nedenle biz temelde ne kadar araştırmacı, ne kadar kendini geliştiren, ne kadar sorgulayıcı, ne kadar tuttuğunu koparan, ne kadar azimli, bunları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi insan kaynaklarının çalışan profiline baktığımızda, özellikle büyük şirketlerde, binlerce çalışanın olduğu şirketlerde, insanların sabırlı olması gerekiyor. Yani insan kaynakları çalışanlarının sabırlı olması gerekiyor. Empatik olması gerekiyor. Çünkü binlerce çalışandan bahsediyoruz. Binlerce bu sizin kapınıza gelecek insan demektir. Bu insanlara baktığımızda herkesin ayrı dertleri, herkesin ayrı kişilikleri var. Biz insan kaynaklarına ne kadar empatik olur, ne kadar onların dertleri, kendimizi onların yerine koyup onların sorunlarını anlamaya çalışırsak başarılı olabiliriz. Bu nedenle empati çok önemli, sabır çok önemli, problem çözme çok önemli. Çünkü sadece işçi veya işte çalışanlarla uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda yöneticilerle de sizin ilgilenmeniz gerekiyor, patronlarla ilgilenmeniz gerekiyor, genel müdürlerle ilgilenmeniz gerekiyor. İnsanlarda problem çözme yeteneğinin insan kaynakları çalışanlarında güçlü olması temel niteliklerden bir tanesi.
analiz etmeleri önemli bunun içinde. Çünkü bir sürü veri sizinize geliyor. Çalışanlardan veri topluyorsunuz, çalışan veri paketleri yapıyorsunuz. Bu verileri analiz etmeniz ve bu analizleri de nerelerde nasıl aksiyona dönüştüreceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle bu saydığım kriterler insan kaynaklarında önemli kriterler. Kendinize bu alanda güveniyorsanız, ben iyi problem çözerim, empatik bir insanım, analiz yeteneğim kuvvetlidir, sabırlıyım, dinlerim, çok dinlerim, daha az konuşurum bazen ama dinlemeyi severim diyorsanız insan kaynaklarını tercih edebilirsiniz. İnsan kaynaklarında kariyer yapmak için veya görüşmelerde insan kaynakları tarafından tercih edilebilmeniz için bir insan kaynakları çalışan olarak öncelikle staj imkanları. Bunu mutlaka değerlendirmeniz, staj fırsatları mutlaka değerlendirmeniz de zorlamanız gerekiyor. Çünkü staj yapmanız size insan kaynaklarının ne iş yaptığı konusunda, hangi süreçler olduğu konusunda fikirler verir. Yine bu alanda bir sürü teorik bilgi edinebileceğiniz eğitimler var, kurslar var. Bunun yanında kitaplar var okuyabileceğiniz, makaleler var. İnsan kaynakları görüşmelerinde yeni mezun olarak sıfır bilgiyle gelmek yerine bu söylediklerimi yaparsanız insan kaynakları tarafından tercih edilme şansınız artar. İnsan kaynaklarında nitelikli arkadaşlara, takım arkadaşlarına ihtiyacımız var. Sizler kendinizi geliştirip bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız her zaman için fark yarattığınız konuları bizlere vurgularsanız beraber çalışma imkanımız olur. Bu alanda çok mezun var ama kendini geliştirmiş, işini sorgulayan çok az insan var. Sizleri böyle nitelikleriniz varsa bekliyoruz.